Şimdi gerçek bir dindar eğer gerçek bir imana sahipse, gerçek bir dindar olarak felsefeyle birlikte yaşayabilir. Ama eğer öyle yaparsa. Ama burada büyük bir sorun var hocam. Nedir sorun? Mücadele etmek varken ona bu dışsallığını bırak. Yani bu şey miydi, Diyanet İşleri Başkanı'nı smokinli, işte kravatlı falan yok, olmaz. Yok, bu kötü niyetlisin burada. Öyle yok mi? Yok canım, bak. İslam, din, inanç, uygarlık, işte siz bile konuşurken diyorsunuz ki 1400 yıl. 1400 yıl nedir ya? Iskarte'yi çıkarmak için öyle bir iki fıske darbesi yeterli. Kolunu kestim, kolunu kesiyorum. Bana ben mislim yani şey diyorlar buna. Mukabele bilmiş. Mukabele bilmiş. İnsanın en ilkel döneminden kalma kısasa kısas cezası. Bana ne yaptınsa aynısını sana yapmak. Bir ceza felsefesi açısından ileri bir aşama değil ki. Bak bugün insanlık neyi bulmuş? Sen adamı öldürüyorsun, seni öldürmüyor. Bu ne kadar büyük bak insan zekası diyor ki. O bir eşeklik etti, öldürdü, şöyle oldu, böyle oldu. Nedir? Buna bir tavan koyuyor. Bu müebbet de olabilir. 20 yıl da olabilir. Yani o suça vesaireye, duruma, koşullara göre değişir. Onlar da var. Çok güzel. Yani 15 asırdır bu kadar büyük zeka çıkarmış bir uygarlığın kutsal metnini anlamakta bu kadar ilkel bir şekilde varsayılmasını doğru bulmuyorum. Güzel. Bu da güzel. O yüzden. Peki neler bulmuş bu Müslüman bilim adamları? Oraya gelmeyelim. Bir dakika. Programımız Fuat artık Bey... kısa. 10 saat değiliz. 2 saat içeride toparlamak zorunda. Fuat Bey'in hep karşı çıktığı şuydu. Ben diyordum ki hocam bu eşari geleneği Gazali çok zarar vermiş. Bunlar serbest düşünceyi öldürmüşler. Değil mi? Yani mesela Gazali yerine Hayyam'ın düşüncesi galip gelseydi İslam'da bambaşka yerlere giderdi. Kur'an'da içmeyin demeyin. Sarhoş olmayın. Kontrolü kaybetmeyin. Bırak o konuların bilmediğin konulara girme. Ne demek mi? Ben okudum ya. Boş ver. Sonra başına ver. Gazali ne diyor? Bu filozoflar tutarsız kendi aralarında. Evet, onun kitabı o. Evet. Değil mi? Tutarsız bunlar diyor. Bunlar tutarsızsa nereye gideceğiz? Vahiyye gideceğiz. Evet. Şunu hiç kendine sormuyor. Kardeşim vahiyinin kaynağından emin misin sen?